Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mutlu olmak, insan nasıl mutlu olur? Mutlu olmak bilmek ve öğrenmekle mümkündür. Yani mutluluk kimseye verilmiyor. Araba sürmeyi sana istidaden verilmiş ama kabiliyet olarak verilmemiş. Yazılım olarak var, kabiliyeti senin gayretinle ortaya çıkacak o. Herkes mühendis olma, doktor olma, alim olma istidadındadır ama kabiliyetinde değildir. Yani onu uyandıracaksın. Yani mutlu olmak istiyorsan mutluluğu öğreneceksin. Mutlu olmanın yolunu öğreneceksin. Arabayı sürmek gibi. Mutlu olmak doğuştan verilmiyor. Doğuştan yazılımı var. Doğuştan ağaç var. Ağacın yazılımı var. Bu saat 12 ya. Üst kat var. Kapatalım. Tamam. Onu kapatalım. Çok güzel. İşte mutlu olmak doğuştan yazılım itibariyle var. Yazılım itibariyle var. Bu öğrenilmesi lazım. 1900 kaçtı? 1992'de bir kaset vardı bende. O kaset elime geçti. Oradan geçiyor bir misal geçiyor. Aynı şeyi söylemiştim. Arabayı sürmeyi kursa gidildiği gibi o zaman şey var 1985-86'da ehliyet şeyde veriliyordu Beşiktaş'ta. Trafik veriyordu. Beşiktaş'ta tek. O zamanlar diyorduk, arabayı sürmek için bir ay kursa gidildiği gibi baba olmak için, ana olmak için de kursa gidilmesi lazım. Baba olmak, nasıl baba olmak, babalık nedir bilmiyorsun, nasıl baba olacaksın? Bunun kursu olması lazım. Yani namaz da olsa, şey dahi olsa, yani davranış psikolojisi eğitim işidir. Onun için mutlu olmak, bir, bilmek, iki, öğrenmekle mümkün. Mutlu olmanın yolunu, yöntemini bilmesen olamazsın ki. Mesela bir misal verdim birinci derste. Evde adalet arıyorsun. Ya, mukabele ediyorsun. Tak taksa tak tak, tuksa tuksa tuk, tuk 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 tuk. Değil ya. Bu yöntem yanlış. Onun için bir sürü sıkıntı çekiyoruz. İnsan bu dünyaya talimle tekümül etmeye geldiği için her şeyi öğrenmeye, ilim yapmaya bağlı. İnsan bu dünyaya talim ve tekümül etmeye gelmiş. Bu lazım bu ders herkese biliyor musun? Yani hayvan doğdu ne biliyorsa öldü o. Yeni bir şey öğrenmeyecek. İnsan ise talimle tekümül etme, öğrenerek inkişaf etmek için gelmiş. O zaman mutluluk da bir bilgidir, bir sanattır. Size bir şey söyleyeyim. Ulema-i İslam, alimler evlilikte küfuf demişler, tamam mı? Küfuf, çok ilginç bir şey. Yani denk olmak. Denkliğin 6 tane şartı var. Çoğu alimlere göre 10 tane. Denk olmak. Bunların birincisi dinmiş. Din. Bütün alimlerde din. Ustad Bediüzzaman'a göre %99 dindir, %1 din değil. Denk olmanın en birinci şartı din değil. Kastamonu'da söylüyor. Nedir? Hatırlayan var mı? Seciyeten ve diyaneten diyor. Birincisi seciye, Abdullah. Bunu diyorlar ki sonra. Belki de sen de diyorsun, izah ediyorsun. Seciyeten ve diyaneten diyor. Seciye ne demek biliyor musun? Ahlak, ahlak. Huluk, huluk, huyların cemidir, huluk. Huy. Kastamonu'da yazıyor Fatih. İlk önce seciyeten, sonra diyaneten diyor. Ama Risale-i Nur'da %99 diyanet diyor. Mesela Tesettür Risalesi'nde ve 32. sözde eşine karşı muhabbette diyaneten diyor. Hep diyanet. Bir yerde ahlak diyor.
Niye söylüyorum? Ahlakta öğrenilmesi gereken kaideler zinciridir. Ahlak eylemsel bütünlüktür. Yani akıl, kalp bütünlüğüdür. Mesela tuvalete gitmeyi bilmiyorsun. Nasıl mutlu olacaksın? Çünkü bir sürü sıkıntıya sebep olur. Banyoda işemeyin diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam banyo yaptığınız yere. Çünkü vesvese hastalısı olursunuz diye bak mutluluğun gitti işte. Bak öğrenilmesi lazım. Tuvalette yaz, çizme, telefon çıkartma, konuşma, bir şey dedikleri zaman veya konuşma. Çünkü cirit attıkları yer orası bak gördün mü? Ondan sonra diyor ki ikinden sonra yatma. İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki ikinden sonra yatıp da akıllı kalkana şaşırırım diyor. Mutlu, sıhhatli olmanın 5-6 tane sebebi var der. Ne der? Acıkmadan yeme. Acıkıp rahatça tuvalete gidebiliyorsan, yürüyüp terleyebiliyorsan, gülüp ağlayabiliyorsan, sevip nefret edebiliyorsan, tamam? Uyuyup uyanabiliyorsan, bunlar şeydir. Sıhhatin alametidir. Hepsi de öğrenilmesi lazım. Sen şimdi uykuyu anlatacaksın. Abi gece uyku tutmuyor. Ufak balığı gibi gündüz yatıyorsun. Tabii ki gece uykun olmaz. Allah geceye istirahat diyor. Sen gece sabah yatıyor. Çalışıyorsun. Kur'an bile çalışsan. Allah Kur'an oku demiyor. Yatın diyor. Yani istirahat yaptım. Cehennem uykum subahata. Sabaha kadar otur. Gündüz. Fok balığı gibi yat. Maişet için yarattım diyor. Niye değiştiriyorsun? Niye değiştiriyor? Allah'ın adetini mi değiştireceksin sen? Tövbe estağfurullah. Ya ne anlatmaya çalışıyorum? Öğrenilmesi gerekiyor mutluluk. Davranış psikoloji. Öğrenilmesi lazım. Gökten bir ilmi. Hanım sana bir şey dedi. Sen de cevap ver. Olmadı. Verme ya. Evde bir gözün kör, bir kulağın sağır olsun. Bir ayağın da topal, bir elinde olmasın. Öyle ol. Tak tak, tak tak, yok. Yok kardeşim. Biraz da anlayışlı olacaksın. Belki hastadır. Size bir sır vereyim. Erkeklere, önce erkeklere sor. Kamera ayı var ya, kamera, eski ay. Şimdi hangi aydayız kameraya göre? Recep mi Şaban? Recep mi Şaban? Recep 26'ya bir de daha. Daha 2-3 gün var, tamam mı? İlk önce hangi ayda işini? Recep, Şaban, Ramazan. 3 gün var. Diyor ki, 3 gün var, 27 diyelim. Eski aya göre işte Recep. 13, 14, 15 her ayın eski aya göre söylüyorum. Normal miladi takvime göre değil. Eski aya göre Allah Resulü'nün hadisidir bu manada. 13, 14, 15. günlerde kadınlara der ki erkeklerinize sabırlı olun. O zaman heyheylerinin geldiği gündür erkeğin. Onun adı Eyyam-ı Biz'dir. Eyyam-ı Biz oruç tutmak onda sünnettir. Heyhey gelir. Heyhey. Manyaklaşır yani. O zaman kadına diyor ki sabırlı ve anlayışlı ol. Erkeklere de diyor ki malum günlerinde de hanımlara sabırlı ol. Niye? Allah bile orucu namazı kaldırmış da sen adaletini mi arıyorsun? Allah hakkında vazgeçmiş. Namazdan vazgeçtim diyor. Oruçtan da vazgeçtim diyor. Sen de hakkında vazgeç kardeşim. Allah vazgeçmiş. O zaman da onların konuşması, davranışları normal değil. Peki bunu duyunca ne yapacak erkek? Yani erkek şöyle olsun. Eyyam-ı Biz'de yani böyle heyheylerin var. Böyle tuhaf tuhaf davrandır mı? Kendine fatura çıkar mı? Normaldır. Tamam, normaldir. Kendini kemirme. Niye böyle yapıyorum, niye böyle deme. Hanımlar da niye ben bugünlerde böyle garip garip bir davranıyorum deme. Niye? Normaldir. Anormallerin Allah nedir biliyor musun? Bilmemektir. Bak, neye çalışıyorum? Mutlu olmak öğrenilmesi gereken bir şeydir. Sanattır. Tabii, sanattır. Birincisi, evlilikte diyaneten veya seciyeten. Bana göre birinci ustadın o şeyinize. Seciyeten, diyanet. Üçüncüsü neymiş biliyor musunuz? Sanat, sanat. Sanat ne biliyor musunuz? Kendini yönetebilme, bilgi ve becerisine sahip olmak. Anne olacak, bir şey bilmiyor. Daha kendisini yönetemiyor. Nasıl yönetecek onu? Baba olacak, kendisini yönetemiyor. Demek ki insan bu dünyaya
taallümle tekemül etmeye geldiği için her şey öğrenilmeye, ilim yapmaya bağlı. Bunların bazıları genetik, bazıları örf, anane, kültür ve şairlerdir. Mesela bak bakalım size giydirilen davranış ve ahlaklar var. Sizin doğanızdan mıdır? Sesim fazla gidiyor mu Fatih? Sorun yok şu anda. Şu anda yok değil mi? Tamam, eyvah. Kimseye lazım. Bak şimdi. Üzerimize elbiseler var. Şöyle diyeyim, elbiseler var. Neyi kastediyorum? Allah Resulü için aleyhissalatü vesselam, Allah şefaatine mazhar eylesin, ümmiydi diyor. Ümminin bir manası okuma yazması olmayan. Ama bizden fazla Kur'an okumuş. Ümminin bir manası var. Anasından doğduğu gibi temiz. Kimse fıtratına müdahale etmemiş, edememiş. Biz ise doğduk, örf, anane, kültür, okul, mektep, televizyon canımız okumuş. Bak ben ilkokul 4'e 5'e gidene kadar elektrik yok. Hemen bir çocuk vardı. Hocam diyor buzdolabı da mı yoktu? Lan elektrik yok işte lan. Öteki tarafta arkadaş ortak olan ortakul. Biri gidiyor çocuk dedi ki ya dedi hocam dedi oyun oynamadan cep telefonu akıllı telefon olmadan nasıl yaşadın diyor. Bak öyle bir varlık yok bak şimdi. Yani kısmen biz de ümmiyiz. Yani ne kadar bunları görmemişsen o kadar şükret. Allah Resulü tam ümmi, ustad yarı ümmiyim diyor. 3 ay fıtratına müdahale edilmiş hocalar. 3 ay tahsili var. Allah Resulü hiç tahsili yok. Yarı ümmi o. Yani müdahale edilmiş. Peki ustadın muallimi kimmiş? Cevdet. Ustadın esas muallimi 1 yaşındayken validemin diyor ruhuma ektiği o telkinleri var ya validemin 1 yaşında. Hayatım 80 senelik hayatım 1 yaşındaki validemin diyor fıtratıma ektiği telkinler veya yanımda yaşadıkları şey ruhuma çekirdekler gibi olmuştur. Önünden geçsin, sırtına çıksın, olsun onun yanında namaz kıl. Ben çocukların olduğu yerde kasten namaz kılıyorum. Geçsin önümde. Çıksın tepeme. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şeydeyken, rüküde, secdedeyken Hazreti Hasan Hüseyin tepesine çıkarmış. Sonra ayağa kalktığı zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam kıyama eli bağlı. Çocuklar da sırtından düşmesin diye eteki eliyle de bunu tutarmış. Sırtında ya. Çocuk aşağıda oynuyor. Secdedeydi. Bindi dedesine. Kalktı kıyama. Biz olsak olduk bilinmiyorsun. İnanış ya. Ya peygamber hakikaten insan ustası ya. Tam bir tamirci vallahi ya. İnanış ya. Veya böyle böyle sağlam ya. Yani peygamber hakikaten tam insan uzmanı ya. Pedagog mu, psikolog mu, psikiyatrist mi? Anlamadım ki. Çok garip ya. Allah Allah. Demek ki elbise neymiş? Okul bize elbise giydirmiş. Televizyon bize elbise giydirmiş. Toplum bize elbise giydirmiş. Örf giydirmiş. Anane giydirmiş. Elbise. O kadar üzerimizde elbise var ki. Battaniyenin altında eziliyoruz. Kaç tane battaniye var? Derslere geliyoruz da battaniyelerden kurtuluyoruz. Of! Of! Hani bu da mutluluğun bir sebebidir. Sabah kalktığın zaman namaza hemen odanızın camını açın. Eskiler ne yapardı? Berekettir diye kapıyı açarlarmış değil mi? Bak, berekete kapıyı aç diye. Babaannelerimiz yapardı hatırlarsınız Fatih değil mi? Öyle yaparlardı köyde biz adettik. Şimdi cam aç. Bak, bereket illa böyle ununa un, pekmezine pekmez değil, sihan. Namaz kılana kadar açık olsun. Bak, o da bir onlardan. Sakın evde bulaşıkların sabaha kadar kalmasın. Çünkü bazılarının gıdasıdır o. Eğer kalacaksa üstünü örtün. Bak mutluluğun sebepleri. Mutluluğu gayret ediyorum şundan. Mutluluk öğrenilmesi, uygulanılması gereken ve neticesi olan bir şeydir. Öğrenilip yaşandıkta, yaşanırken ortaya çıkandır. Mutluluk sokakta yoktur. Mutluluk dışarıda satılmıyor.
Mutluluk alınan bir şey değil, uyandırılandır. Senin de var yani bunu, uyandıracaksın. Sıkıntı varsa bir yerde, ya akılla hareket ediyoruz, ya duygularla. Mesela hırs akıl olsa, öfke akıl olsa, aklımız olsa, o rehberimiz olsa, haset, nefret, gıybet, şehvet, akıl olsa beladan kurtulmaz işte. Şad-ı Şiraz öyle demiş. Kimin rehberi çakal olursa onun burnu şu pislikten kurtulmaz diyor. Çünkü o burun oraya götürür. İnsanda şu an üstünde bulunan haleti ruhiyesinin ekserisi genetik veya aileden, büyüdüğü ortamdan yüklenmiş. Bakın aile ne kadar önemli. Ustad bir yaşındaki diyor validemin telkinleriyle. Onlar telkinleri çekirdek olmuş. Bakın böyle davranışınıza anne babadan aldığınız şeydir. %50'si budur. Onun için anne baba olmak çok önemli. Araba sürmek için kursa gidildiği gibi babalık kursuna gidilmesi lazım. İnşallah bir gün baba okulu, ana okulu olur. Onu da işte gönüller üzerine dershaneler yapıyor işte. Dershaneler, kurslar bunu yapıyor. İşte yapabildiği kadar ama resmi olması lazım inşallah. Üzerimizde demek ki ne kadar battaniye var? %50'si bak aileden gelmiş. Bazı şeye hassasiyetiniz varsa bakın dikkat edin. Ya babaannenden geçmiş ya babandan dedenden geçmiş. Oradan geçmiş. Peki niye anlatıyorum? O zaman çocuğuna iyi bir şey aktar. Ağzından sigara. Oğlum sigara biz alıştık, eşeklik yaptık. Sen içme. Ama aynı zamanda pufur pufur sen sigara içiyorsun. Lime takılalım, ala tefalım. Yani bunun dışında kendini tanıma, yani üzerimizdeki o haletler var ya, hissiyatlar. Hassasım abi, beni böyle kabul et. Hayır. Allah beni böyle kabul edin deyin demiyor. Vel kazimin el gayze vel afinanin nas kastamında geçiyor. Allah diyor ki değişin. Sen diyorsun ki, ben diyorum ki ben değişemem, beni böyle kabul edin. Madem değişemeyeceksen, değişemeyecektin, olmayacak bir şey Allah teklif eder mi? Gayzınızı yutun. İnsanları affedin. Diyor mu demiyor? Ben abi affedemiyorum. Niye? Beni böyle kabul et. Niye kabul edeceğim beyefendi hazretleri radıyallahu anh? Sen niye öyle kabul edeceksin? Allah böyle değiş diyor. Sen niye ısrar ediyorsun? Kimler değişmeye yapamazlar biliyor musun? Direnirler. İnatçılar. İnatçılar kendi haline kalır. Bildikleriyle kalır. Değişime en çok direnen tiplerdir. İnatçılar. Hazret değişmezmiş, öyle kabul edecekmişiz. Ben desem ki beni böyle kabul, olmaz kardeş. Öyle değiştim ki mum gibi değiştiriyorlar adamı. Hadiseler değiştiriyorlar. Anladın mı? Ya, beni böyle kabul et. Öyle yok. Evde, ailede, akrabanda beni böyle kabul et. Hayır kardeş. Adaletle davranmayacaksınız. Hikmetle davranacağız. Ahıra gittiğimiz zaman köpeğe et, kemik, sığıra ot. Adalet, eşitlik olsa hepsine ot ve hepsine kemik ver. Adalet değildir bu. Hikmet, hikmetle olması lazım. Bu zulümdür, adalet değildir. Hak ettiğine muamele etmektir. Belagat nedir? Muktezai hale mutabık davranmak ve söz söylemektir. Adalet budur. Sığıra ot, köpeğe kemik. Adalet budur. Eşitlik adalet değildir. Muktezai hale mutabık davranmak adalettir. Mukteza çocuğa bardak kırdı ve büyük şey yapsa farklıdır. Çocuktur bu. Hani o kırdı, o kırdı, o yaptı, o dedi. Çocuk küfür ediyor, tak tak şey yapmıyoruz. Mesela balkondan geçerken çocuk pat diye şeyini elindekini atsa, kafan kırılsa. Bir de büyük adam atsa, eşit mi? Yok, çocuk. Muktezai hale mutabık, kelam veya davranış sergilemek adalet odur.
Demek ki insana giydirilen elbiseler, örf, anane, kültür, gelenek en kuvvetlisi şair. Köydeki yaşadığın ortamın insan üzerinde tesiri. Orada yaşantılar. Bir toplumu değiştirmek isterseniz, bir, aileyi değiştir. İki, eğitimini değiştir. Üç, alimlerine, muallimlerine saygıyı yitirttirin, kaybettirin. O toplum değişir. Bu üç tane temel. Aileyi yıkın, kadını çalıştırın, çocuğunu kreşe versin. O aile yıkılacak. Annelik mesleği kadar yüksek bir meslek var mı? Bak, insan yetiştirmeklerde, belediyede, devlet dairesine dosya doldurmak nerede? Kadının yaptığı işe bak. İnsan tamircisi nerede? Kağıt dolduran evrakçı nerede? Emlakçı nerede? Noterci nerede? Bak, bizi Ayfe, ne iş yapıyorsunuz? Aile hanımıyım, ev hanımıyım. Utanıyor bunu demekte. Bu, şuna bak, utanıyor bundan ha. Evrak doldurmaktan büyüklük zannediyor. İnsan tamiri, insan yetiştiriyorum. Sanatkarım, pedagogum, psikiyatristim demekten utanıyor. Bu hale getirilmiş. Kim? Televizyon, internet. Ya ne mezunusun? Hiçbir şey mezun değilim. Allah Resulü ilahiyat mezunu mudur? He? Üstad Hazretleri'nin ilkokulda okumamış. Üç ay tahsil var üstadın. Resul'un hiç yok. Şimdi ne olacak? İlahiyatçılar üstadı Resul'a dinlemeyecek. İlahi yaptı. Acayip bir şey. Bazen de sorarlar Mehmet ne mezunusun diyorlar. Ben bununla alakası yok. Ben uçakla alakalı bir okulda mezunum. Bunun ne? Resulullah da ilahiyat okumamış ki. Abi ilahiyattan öyle bozuk adamlar çıkıyor. Hem de cümleyi söyleyeyim. İlahiyat öyle adamlar çıkıyor ki diyor. Onun cümleyi tamamlayayım. Dini tamir davasında din tahripçileri çıkıyor. Bazılar. Sözüm ona. Dini tamir davasında din tahripçileri. Televizyon ekranlarda görürsünüz. Bir tanesi deistim diye geberdi gitti ya. Deistim dedi. Allah var ama karışmıyor demektir. O deist o. Allah beşerine karışacak ya. Yaptı bitirdi karışmıyor. Ya. Diyor ki şu anda üstümüzde bulunan halet-i ruhiyenin ekserisi genetik ve aileden büyüdüğü ortamdan yüklenmiş. Bunun dışında kendini tanıma, kendine değer verme, dini motivasyon, affedici olma, hasetten, kinden, nefretten, bağnazlıktan, tulu emellerden, ben merkezli yaşamaktan, hodgam, hodendiş, hodbin, Bedbin yaşamaktan, böyle bir yaşamalardan yaşama, hayata anlam yükleyerek hayatını hayatından daha değerli amacına bağlamak. Yani mesela hayatınızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Hayat yoksa Mercedes'te, kasa, masa, eşin, aşın, işin de yok. Hayat. Hepsi temeli hayat. Hayatı nasıl zevkli ve neşeli yaşarsın biliyor musun? Hayatımızdan daha değerli bir şeyi hayatımıza gaye yaparsak hayat anlamını bulur, hadiseler basamak olur ve heyecan olur. Hayatından daha değerli bir şey uğruna yaşarsa. Birbir üstüne gelenler basamak olur. Keyif verir sana. Hayatın çünkü amacı var. Peki hayattan amacı olmayanlar veya hayatından daha basit şeyler hayatını geçirenler, hayat anlamını yitirdiği için intihar seçenek oluyor. O zaman her şey üst üste gelmiyor da alt alta geliyor. O zaman dibe doğru, bodruma doğru gidiyorsun. Yani insanı canlı tutan hayatından daha değerli bir şey yok.
Hayat akıp gidiyor Akçe gibi. Bundan daha değerli bir şeyi hayatına gaye yaparsan hayat keyif verir. Çünkü satıyorsun yani. Hayatı verip bir şey alıyorsun. Hayatından daha değerli bir şey Allah'tır. Allah'tır. Allah adına hareket edince hayatından daha değerli bir şey verdiğin için hayat keyif yapıyor. Ben inan şükür için, tadat için, şükür için söyleyeceğim. Ve ama bir nimete rabbike ferdi sırınca ben hayatımdan lezzet alıyorum ve zevk alıyorum ve neşeliyim. Çünkü niye? Hayatımdan daha değerli bir şey, daha değerli bir şey koşuyor. Muvaffak oluyorum veya almıyorum. Ama onun peşine koşuyor. O zaman hayat keyif veriyor. Maziyi düşündüğüm zaman vay be, keşke be, çok azdır. İyi ki öyle olmuştur. Ve şu andaki bu yaşımdaki o olgunluk yaşımı 20 yaşımdaki gençliğimi verseler vermem. Gençliğim. Ben bir kere o badirelerden geçtim. Bir daha geçmek istemem. Genç olmak istemem. Ustad da 26. lemada diyor. Bak şimdi. Sıkıntının sebeplerini sayıyorum. Külliyattan topladım. Kitap okuyanlar bilir. 1. Kendini tanıma. Kendine değer verme. Motivasyon. Yani böyle derslere git kitap oku. Motivasyon dedi. Affedici ol. Affedemezsen hapishaneye girersin. Affetmedi değil mi orayı? Kafan hapishane, hapishaneye girersin. Karşıya bir zarar vermezsin. Ne yaparsın? O affetmediğin için devamlı kafanı kemirir o. Şöyle diyeyim. Şu kaç gramdır arkadaşlar kitap? 400 gram. Şimdi ben bunu kaldırırım, siz de kaldırırsın. Bir saat sonra indirmesem bu ne kadar olur? 1 kilo olur. Bir gün sonra Muhammed bu ne olur? 20 kilo olur. 20 kilo kaldıramazsın. İşte affetmeyip de kafada o adam duruyorsa taşıyamazsın onu. Kafanda bunu taşımak gibi işte çok zor oluyor. Uzun müddet durdukça ağır oluyor. Kaldıramazsın. Sonra affedici ol. Haset neydi? Kuyuya indirir. Nasıl ezberleyecektik? Yusuf Aleyhisselam 11 kardeşi vardı. Niye indirdiler kuyuya? Onu indirdi zannettiler. Kendileri indi. Hasetten, kinden, nefretten, bağnazlıktan, tulu emelden. En kötü sıfatlardan bir tanesi. İmam-ı Rabbani Hazretleri kötü ahlakın menşei ikidir temelde der. Birisi baş olma sevdası, ikincisi tulu emel. Ne tulu emel ne demek? Bitmez tükenmez gaye olma, gayelerin olması. Bitmez tükenmez. Koşturur da koştur. Koşturur da koştur. Merak etme. Kime koşturuyorsun biliyor musun? Kazandığın kime kazandırıyorsun? Elin kızına, elin oğluna. Çünkü kızın varsa elin oğluna gidecek servetin bir kısmı. Oğlun varsa elin kızı gelecek. Merak etme, sen pek bir şey yemeyeceksin. Yiyeceğin hiç değişmeyecek. Fakirken patates yemeği yiyordun. Zengin olunca içinde et var, başka bir şey yok. O da iştahın varsa tabii. Gençken dozer gibi yiyordun ama şimdi yoğurt bile yiyemiyorsun. Tulu emelden, ben merkezli yaşamaktan çık. Pergeli koyuyorsun böyle, hep ben. Yani keyfime, beni onaylayacaklar, gönlümü alacaklar, beni memnun edecekler, evdeki yemekler ben merkezli pişecek, takdir göreceğim. Ya bırak ya, bırak bu işleri ya. Böyle basit bedensel hayat bırak ya. Yani biraz yaşadığım için tesir etsin size sözüm. Ha böyle olmaz ya. Böyle yaşa. Ben merkezde yaşanmaz ya. Pergel insan o. Demiri koyuyor kendisine. O noktada çeviriyor. Onu yemem, bunu yapmam. Benim gönlümü alacaklar. Beni memnun edecekler. Böyle. Ya bırak ya, sen kimsin ya? Ben dedim mi ne demek biliyor musun? Bak ağır ama. Adam eğitimini bitirmiş. İcazeti almış, başka bir beldeye eğitmen olarak, müderris olarak geçirmiş. Hocasına demiş ki, bak çok ağır, Ahmediye veya Muhammediye de yazıyor. Efendim demiş, ben gidiyorum, son bir tavsiyeniz nedir demiş hocasına. Demiş ki, iki tavsiyem var evladım.
Bitirmiş her şeyi bitirmiş. Zahir sebepleri okumayı bitirmiş. Bir, gittiğin yerle Allah'lık davasına kalkma, peygamberlik iddiasında bulunma. Tövbe estağfurullah. Allah'lık davası, peygamberlik iddiası. Ne demek o? Her dediğim olsun demek Allah'lık davasıdır. Ağır dediğim ya. Herkes beni sevsin, onaylasın, peygamberlik iddiasıdır. Ne ya? Herkesi niye onaylayacak? Ne özelliğin var ya? Miskamberle mi yıkandı? Ben merkezi yaşamaktan çık. Hotgam. Gamsız adam. Fok balığı. Heç. Dünya mı? Türkiye mi? Alem İslam mı? Müslümanlar mı sıkıntı çekiyor? Hotgam olma. Hotgam. Gamsız. Hodendiş. Endişesi yok. Yalnız kendisi. Midesi ve hoşgörülü. Bekmin. Her şey olumsuz bakıyor. Hodbinlik. Sırf kendisini görüyor. Gözü hep bu. O akrabay mıymış? O dostuymuş. Sonra yaşama, hayata anlam yüklemek. Hayatına anlam yükle. Hayatın içerisine Kur'an'ı koy. Hayatın içerisine Risale-i Nur'u koy. Hayatın içerisine hizmeti koy. Birkaç tane örnek vereyim. Gittiğin yerlerde, senin için söylüyorum, kimse sana muhtaç değil. Biz muhtaçız. Gittiğin yerlerde senede bir, oranın bir faturasını yatır. Oranın su faturasını, elektriğini yatır. Yapamıyorsan, ayda bir veya 15 günde bir gel, git oraya, bir yeri süpür. Ben de varım de, lavabo tuvaletleri temizle. Çünkü senin bugün gittiğin tuvaletleri birileri temizlemişti. Bak hayatının içerisinde bunlar küçük şey, nokta ama cümleyi bitirir, başka bir cümleyi başlatır. Yani ben de varım ya Rabbi. Ya nasıl böyle şey, basit şey. Allah Resulü demiş ki aleyhissalatü vesselam, oruçluya oruç açtırmak demiş, tutan o tuttuğu orucu sebebini almak. Aynısını alıyorsun. Onda da eksilmiyor. Ya Resulallah bana ona nasıl açtıracağız yani? Çoğumuz fakiriz. Bir hurmanız da yok. Ha, bir yeri süpüremiyor musun? Süpür ya. Varsa imkanın bir tane fatura yatır. Senindir ha o. Ya Ayşe ne yaptın eti diyor kurban eti. Şunları dağıttık bu da bize kaldı. Hayır daha hayır diyor. Dağıttığın bize kaldı. Kalan bizim değil. Bak dedi, kalanı yiyeceğiz, akıbetine bak. Ya. Hayatına anlam yüklemekle hayatını hayatından daha değerli amaca bağla. Hayatına, böyle basit şey söyledim ama bunlar herkes demez size. Yani demez yanlış anlarlar diye. Beni tanıdığınız için söylüyorum. Hayatınıza büyük gayelerden yapamıyorsan, öyle hizmetin altına omuz ver. Gayret et. Seni ecel geldiği zaman hizmetin bir köşesinde görsün. Yapma. Bırak o cimri pintiliği. Hiçbir şeyim yok. Hurman da mı yok? Resulullah'ın söylediğini söylüyorum ya. Hurman da mı yok? Bir hurma ile açtır diyor ya. Evde ayda bir, iki ayda bir misafir davet et. Kardeşlerini davet et, akrabanı davet et. Bir iftar ver. İftar ver ya. Hurma ile olsun. Resulullah, peygamberin öyle diyor. Hurma da iyi olsun. Canınız sonra iyi çıkar. Vermeyen, vermemeye alıştığı için canını da veremez. Ama sökerek alırlar. Söke söke, yırta yırta alırlar. Çok zor olur. Veren, zaten vermeye alışmış, canını da rahat verir. Alış. İstina diye tutturmuş, tamam mı? İstina, hemen içimize geliyorsun. İstina almamak değil. Veren nasıl verecek, alan nasıl alacağın dersi demektir. Ya. İyilik yap. Şükretmek için fark et. Fark et ki şükret. Mutluluk ha bunlar. Mutluluğun formüllerini elimden geldiği kadar sıralıyorum. Manayı harfiyle bak. Yani
bütünsel bak, resmi bütünsel görmeye çalış. İnsanların her konuşması, her davranışı onu anlamlandırmaz. O değildir. O bütünsel içinde bir parçadır. Bütün bak. Sırf o değildir. Mesela adama ben bir şey dedim, tamam, kızmış bana. Ha, olmuş ya. Ben ona kızıyorum. Sana denk geldim, kızmışım abi sana. Ne demişim bu? Peki dedim, kaç seneden beri tanıyorsun beni? Hiç unutmuyorum. 7 seneden beri tanıyorum. Abi adam, 7 seneden beri sırf o mudur benimle senin aramdaki hukuk? Sırf o mudur yani? Hiç iyiliğim yok mu? He? Sırf o muyum yani ben? Seni dünyada sırf o mu tesir olmuş? Hiçbir katkım olmamış. Senin bende hiç katkın yok mu? Allah kullarına nasıl bakıyorsa birbirimize öyle bakalım diye öyle lemalarda anlatmış. Ne anlatmış? Muvazini-i amal. Allah hasenatı, seyyiatı, günahları, sevapları muvazeni eder. Hangisi galipse öyle muamele eder. Öyle mi? Biz de öyle de. Eşindir, akrabandır, dostundur, kardeşindir ya. Akrabandır ya. Yakınındır evdeki. Hep o mudur? O söylediği midir? Davrandığı mıdır hep o? Hiç hayatında diğer şeyler yok mu? Bir bak bakalım o kötü dediğin şeyleri. Belki de zatında hakikaten kötüdür veya sen kötü anlamışsın. Belki o doğru söylüyor. Ve olsun kötü ama hayatında sif o mudur? İlişki, münasebetlerinde sif o mu var? Yani onu esas yapıyorsun. O zaman öyle yaparsan bedeli nedir biliyor musun? Nasıl davranırsanız öyle davranış görürsünüz. Affedin ki diyor Peygamberimiz Aleyhisselam, affa layık olasınız. Şimdi hiç affetmiyor. Hiç vermiyor. Ya Rab affet beni aşırı. Sen hiç affetmedin ki. Affetme hakkın var mı? Merhamet edene merhamet edilir. Öyle mi? Hadiste öyle geçiyor. İnsanlardan çok yüksek beklentilere girme. Çok yüksek beklentiler bekleme. Çok şey bekleme benden. Sonra inkısara hayale uğrarsın. Bekleme hakkımız mı var zaten? Çok yüksek beklentilere girme. Her şeyin geçici olduğuna inanma, inan. Sıkıntın mı? Geçecektir o. Nasıl geçecek? Geçmenin kalmış. Hayat geçiyor. Hayat o fabrikalardaki şerit var ya, ne diyorlar? Şerit var ya böyle kayıp gidiyor. Palet. Palete bir şey koyuyor, o da bir şey ekliyor, o da bir şey diyor, kemalat motor çıkıyor. Hayat o palete benzer, akıp gidiyor, ne koyarsan zaten gidiyor. Biraz sonra, o koydun mu önünde? O alıp götürüyor senden. Palet önüne değil, akıp gidiyor. Aynı öyledir. Güvenilir ortamın ve arkadaşların olsun. Yani onu da nasıl anlarsınız? Size 10 saniye, 5 saniye mühlet veriyorum şimdi. Bana demeyin, kendi aranızda. Şimdi test yapacağım. 5 saniye mühletiniz var, konuşmayacağım. Saat 2.30, gece 2.30, 3'te, şu daha yok şimdi. Yatıyorsunuz, çok fena oldunuz, nefes alamıyorsunuz, boğuluyorsunuz, yani kötüsünüz. Çok yok. 5 saniye mühlet veriyorum. Hemen kime telefon etmeye, rahatça telefon etme hatırınıza geliyor? İlk 3 tane insan, 1 veya 3 sıraya koysak, ya ben buna telefon ederim, rahatça 2.30'da uyandırırım diyebileceğiniz 2-3 tane insan söyle. Söylemeye hatırla bakayım. Saat başladı, 5 tane milleti var. Evet, şimdi kimse kafanda onunla çapını genişlendir. Ona değer ver. Nasıl yapacağız onu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi. Ne yapmış? Tebliğ etmeden dinini ilk önce yemek vermiş. Öyle değil mi? İlk önce 19. mektuba bakın hep ikram etmiş. Yağmurla veya sofra kurmuş. Hediyeleşin diyor. Hediyelerin en güzeli nedir biliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine sohbet ehli denilirdi. Sohbet ne demek biliyor musun? Kendini ona takdim etmektir. Onunla iki kelam etmek, hal hatır sormak,
telefon etmek en büyük ikramdır. Sohbet demek. Bak ben şimdi kendimi size ikram ediyorum. Siz de bana ikram ediyorsunuz. Birbirimize ikram ediyoruz. Burada şahsı manevi oluyor. Sohbet demek, sohbet. Allah Resulü kendisini ikram ederdi. Ben size elma verseydim bir kilo daha iyiydi, yoksa bu dersim. Değil mi? Yani kendini vermek. Demek ki ilk 5 saniye mühlet verdim ya, kim atınıza geliyorsa kafanıza koyun, ondan çok uzak durdun. Bir yemeğe davet et veya nazın geçiyorsa telefon et, abi, kardeşim, dayım, abim, müsait sen gel veya ben geleyim. Benim komşum vardı köyde, balkonumuz birbirimize bakıyor, iftarda geçen sene, önceki sene tektim, Ramazan'da birkaç günlüğüne atlamıştım. Yurt dışında yoruldum, direkt atladım, bittim, olan bir üç gün tutayım. Bir gün balkonda tek yiyor, ikinci gün çarşıda inmiyorum dershanelere, yolculara gitmiyorum, aa dedim burada yapayım. Karşıdaki balkondaki karı koca dayanamadı. Bağırdılar, 5-10 dakika var yok. Hasan abi, baktım. Dedi ki, gelir misin demedi. Ya sen gel buraya, iftarı burada yap veya biz geliyoruz yemeğimizde. İnan böyle. Şansın yok dedi, artık biz dayanamıyoruz, şefkatimiz müsaade etmiyor. Tek yiyemezsin orada dedi. Balkona diyorum, ya gel ya geliyoruz. Ya unutabildim mi? Bak derse kadar getirdim bunu. Ne kadar bana tesir etmiş. 2-3 sene önce. Bana tesir etmiş. Vay be. Gör, çok güzel işte. Sonra her şeyi değeri kadar kıymet ver. Yüceltme. Abartma. Bizde ifrat etme. Uyduruk carısıyla abartma. Her şeyi kıymeti kadar değer. Elindekilerin ehem ve mühimlerine göre sırala. Ehem, mühim. Ulemanın sözü bu. Benim değil bu. Kalp tamircilerin sözü. Ehem, mühim. Mühim, ehem çok önemli. En mühim. Kemal, ekmel gibi. En kamil, ekmel. Sırala. Birbirine girmesin olay. Değeri kadar kıymetli. Sıralarsanız zamana hakim olursunuz. Ehemle mühim birbirine karışırsa, çok mühimle mühim. Mesela şöyle diyeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemek hazırsa, iftar da gelmişse, ilk önce namaz kılın, sonra yemek yiyin mi dedi? İlk önce yemeği yiyin, sonra namaz kılın. Yani demiş yani değil mi? Artık biz, mesela seyahatte Allah'ın farzını kasredin. Ben etmem. La Allah sana demiş. Allah ruhsatını mı kabul etmez? Demiş mi? Yani biz hissiyatımızı karıştırıyoruz. Duygularımızı karıştırıyoruz olaylara. Zamana hakim olmak. Uğruna en değerli hayatını harcayabileceğin gayen ve davan olmasından, hırsını kontrol etmekten, boş olma, baş olma sevdalığından uzak dur. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre ahlak-ı seyyenin, kötü ahlakın anası budur der. Baş olma sevdası. Sonra tulu emel. Dedim ya, tulu emel bitmez, tükenmez gayeler olmazsa. Hiç bitmiyor. Sonra menfi milliyetçilikten uzak dur. Ne mutlu Türk'üm diyene. Niye? Ne özelliği var? Allah katında üstünüz nerededir? Takvadadır. Ne mutlu Kürdüm diyene, ne mutlu Lazım diyene, ne yok kardeşim. Allah nereliydi? Tövbe estağfurullah. Peygamberimiz Arap'tı. Ne diyor? Ne Arap'ın aceme, yani Arap'ın dışındakilere, ne acemin Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Allah Resulü'nün ayağının altına aldığını ümmeti Muhammed'im diyen bir insan Allah Resulü'nün ayağının altındakini kendi kafasının üstüne koyabilir mi? Sonra Muhammed'im nasıl diyecek? Allah Resulü 3 şeyi ayağımın altına aldım diyor. Sen hiç Allah'tan korkmaz mısın? Resulullah'tan utanmıyor musun? Bunu yapana diyor. 3 şeyi ayağımın altına aldım diyor. Sen niye bunu başın üstüne koyuyorsun, rehber yapıyorsun? 1. Sayın. Kan davası.
Faiz, üç, ırkçılık. Bugün alem-i İslam'ın başındaki bela ırkçılık değil mi? Kardeşim siz beni namazsız en yakınıza mı tercih edeceksiniz? Ben sizi en yakınıma namazsız bey namaza mı tercih edeceğim? Şey yapacağım, onu mu tercih edeceğim? He? Ben akraban değilim. Akraban ama anı secde görmüyor. Onu mu tercih edeceksin bana göre? Benim onu mu? Tabii ki onu. Ebu Cehil'in oğlu Resulullah tercih etmiş. İkrime radiyallahu anh. Kılıç etmiş. Menfi ırkçılık uzak dur. Enaniyetten, şöhretten ne ezil demiş ne de ezenlerden. Verilen aletleri ve cihazları yerine kullanmamak, kullan. Bugüne kadar gelmen mucize olduğunu unutma. Kaç defa nefes aldık bugün? Yoğun bakımdaki cihazlara, cihaza bağlı olanlara sorun. Nefes almak, vermek ne demekmiş? Allah aşkına, içim gitmiyor musunuz ya? Ben ziyarete çok giderim öyle. Cenaze, düğün ve hastaları ziyaret ederim. Giderim yani. Yoğun bakımdakiler en çok beni etkileyen. Astım hastalarının olduğu koğuşlar. Psikoloji olan bölümler. Mesela yoğun bakımda şöyle. Sonra çıkıyorum, inana. Vay be. Demek ki yoğun bakım cihazı yok. Aslında yoğun bakılıyorum o zaman. Böbrek diyalize bağlı olan hastalığımız var mı aramızda? Diyalize bağlı var mı? Ben diyalize bağlıyım diye var mı? Boşver sen. Elhamdülillah. Demek ki diyaliz cihazı çalışıyor sizde. Senin akraban diyalize bağlı, benim akrabam toprağın altında. O daha iyi. Bak. Ya cihaz bağlı, cihaz. Nefes alıyorsun. Benim dayım tüp, evde tüp vardı ya. Büyük tüp. Bir tane de yedek. Tüp bitti, her şey bitti. Senin tüpün, dünya ya. Fesubhanallah ya. Fark et. Şükret ya. Bırak öteki şeyi ya. Dedi. Bana neler yaptılar, neler küfrettiler, neler demediler. Hepsini hakkımı helal ettim. Ne yapalım? Onlara iyilik mi yaptığımı zannediyorsunuz? Affetmediğin zaman kafanda kemiriyor. Oraya bir şey yapamıyorsun. Affettiğin zaman kafan hür oluyor. Git odaya, hiç kimse yokken ismini zikret. Mesela bana mı nefret ediyorsun? Hasan affettim seni de. 3 defa. Hasan affettim. Oh, rahatlamayacaksan ben hiçbir şey bilmiyorum. Ya, ama başkası duymasın çünkü deli derler. Bu sefer 152, 112 çağırırlar. Kişi kendini tek yekta zannettiği için acayip kravat ağlalen diye geçer. Yasin'de ağlalen boyun bağları. Şu tümsek var ya kravatın. Veya ona benzer şeyler. Kafa inmez. Tek yekta. Ben yani. Allah Allah. Yekta. Değişmez. Sanki arayıp da bulunmayan Hint kumaşı. Öyle miyiz ya? Ben öyle değilim. Her an bulabilecek bir adam. Resulullah demiş ki aleyhissalatü vesselam. En zirve insandan vereyim. O insan tabircisi ya. Ya nasıl bir insan? Bakın ben şimdi. Nasıl bir insan ya? Nasıl bir çığ? Bak şimdi. Ana bedevi ya. Hep böyle liderlere ezilmiş, büzülmüş, perişan olmuş. Peygamberi de öyle zannetmiş. Çünkü peygamberlik müessesesi eğitimle olmuş üniversitesi yok ki. Peygamberliğin okulu yok yani. Adam gelmiş. Peygamber'e soru sorup iman etmeye niyet etmiş. Adam Fatih. Gelmiş o kadar ezilmiş ki. Ezilmiş. Peygamberimiz anlamış. Demiş ki kardeşim. Benim yanımda ezilip üzülme, korkma. Ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum diyor. Görüyor musun? Ya nasıl bir insan, nasıl bir ahlak? Sanki üniversiteyi bitirmiş ya. Bunu iki çorak vadide buymuş ya. Beni mest ediyor. Söylerken bile zevk alıyorum. Benden endişe etme, korkma, ezilme. Ben de senin gibi
kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum diyor. Ulan ben peygamberliyim diye bu kadar bir serisi olsa yanıma gelemezsiniz ya. Cebimde para oldu mu yürümüşüm değişiyor, arabam değişiyor, kahvem değişiyor, takıldığım yer değişiyor. Adam milli piyango vurmuş, karısını değiştirmiş. Ulan bir de peygamberlik vursa ne yapardı? Tövbe estağfurullah. Bak ne yapıyor? Ölçüyü nereden alıyor, ona dikkat edin. Götürüyor. Ben de senin gibi cahilim demedi. Ben de senin gibi şuyum demedi. Olmaz. Allah'ın nimetini inkar olur. Götürdü, ortak tarafını aradı. Şey gibi, dedektör gibi, tamam mı? Ben de senin gibi cahilim. Ben de senin gibi değil. Hayır. Küfrani nimet olur, Allah'ın nimeti. Yani aradı Allahu alem. Ortak tarafımız ne bu adamla? Yani bir insan davasını anlatmak veya yakın için memleket var, askerlik var, toprağım deriz, askerlik, aynı yerde çalışmışız, bir bağ sebebidir değil mi? Yani onunla bağ kurarız, o askerlik arkadaşım, cemaat arkadaşım ya. Bak mesela birisini görsem cemaat arkadaşım, seviyorum. Peygamberimiz de kendisi, o Allah-u Alem o adamla münasebet kurmanın sebebini aramış. Arada olan çöl ya nereden gelmiş? Hiç bağ nasıl olacak? Aramış, tespit etmiş. Bunun anası kuru ekmek yiyordu, benimkisi de yiyordu. Ben de bak, senin gibi diyor, kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum. Sen de onun çocuğusun, bak beraberiz. Aynı şey. Üstünlük görmemiş kendisinde. Allah Allah. Kişi kendisini tek yekpare zannettiği için, içindekilerin de kendisi olduğunu. Bak. Bir de kendini üçe ayır. Yapamadığın olumsuz şeyler söylüyorsun bazen. Yakışmayan şeyler yapıyorsun. Yakışmayan şeyler söylüyoruz ya. Kendine fatura kesme. Niye? Sen tek değilsin. Burada üç kişi var. Aha. Evet. Bir, benim nefsim. İki, benim ruhum. Bunların dışında olan ben olan ben. Ha, onun için o kötü, senin de hoşlanmadığın var ya davranış sözün. Ya bundan çıktı ya bundan. Sen değilsin, korkma. Sen yekpare değilsin. Şeytanın sözünü, kendi sözünü zannetme. Psikoloji bozulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de onun sözünü, kendi sözünü zanneder. Mesela insanın şahsiyet var der mektubatta. Bir, beşeriyet. İki, ubudiyet. Üç, vazifedarlık. Uygulayayım. Ben de sizin gibi arkadaşlar, kürseye gelmeden yerim içerim. Şimdi ders bittim, çay içeceğiz. Son cümlem de. Beraber oturacağız şimdi. Ama bir de benim, sizin de ubudiyetimiz var. Allah'a karşı tevekküllü teslimiyetimiz. Çalışmam var, özel. Bir de kürsüye çıktığım var. Bu da vazifem. Bu üçü ayrı bir şahsiyettir. Birbirinden uzak. Yani birbirine karıştırma. Ben de insanım, ben de beşerim. Benim de uşkurluğum, midem ve göz, kulağım, aklım falan var. Ama bir de Allah'a karşı duruşum var. Hakkımı da, bir de hakkı müdafaa edecek bir vazifem var. Kendi hukukumdan vazgeçebilirim ama hakkı müdafaa etmek, hakkı temsil etme makamındayken ondan vazgeçemem. Olmaz. Onun için insan tek değildir. Sen üç tanesin bundan sonra. O sözü kim söyledi? Hani öyle keşke demesini falan dedi ya. Hanımın vesaire, amcan, dayın. De ki, ya sen de öyle, böyle dedin ya, bunu denilir mi? Vallahi denilmez ya. E niye dedin? Vallahi ben de bilmiyorum ki dedi ya bu adam. Ona sen dedin, burada birisi var, o dedi de ya. Ve sen de ona sahip çık, buna vur. O da, bu sefer o da acıyacak seni ya. Ya sen ne diyorsun ya, ben sana söylüyorum. Vallahi ben de diyorum, burada üç tane kişi var. Bu yaptı işte, ben de sıkıntıdayım. Benim başım belada bunlar. Benim cehenneme götürmek istiyor. La kim o ya? Burada yatıyor işte. O sana o lafı yapan, o şey, lafı söyleyen, bu hareketi çeken o. Ama dikkat et de Bakırköy'de falan şey yapmasın. Ama doğrusu da bu. İnan, hiç kimse suçu kabul edin, edenin üzerine gitmez. Niye bana böyle dedin ya? Vallahi çok doğru söylüyorsun ya, kusura bakma. Adam, ulan bundan sonra bir sürü sayacaktı, tostladı şimdi. Lan hakikaten ya, ne diyeceğim? Hakikaten onu söylüyorsun deyince daha ne diyecek? Mesela arabada hiç olmayacak bir makaslama yaptın araba sürerken, adam yetişti, ben şey yapın camdan. Ve dörtlü yapınca,
Tamam. Böyle yapıyor. Çıkılmayacak yerde kafa gösterdi, araba çıktı. Adam zor durdu. Böyle. Peki. Acayip bir şey ya. Sır ya. Ne oldu? Şahsiyetin mi düştü? Böyle olunca. Yok. Şahsiyetin yükseldi. En büyük pehlivan diyor Allah Resulü. Nefsini mi aldı? Bak mutluluk öğrenilmesi gereken davranış biçimidir. Keseceğim Fatih. Nedir o? Bak. Pehlivan kimmiş? Karşıdakini yenen değil. Kim? Nefsini bu şekilde özür dileyen. Tamam kardeşim. Haklısın kardeşim. Diyebilendir. Diyebildiğin kadar pehlivansın. Son şeyimi okuyayım çünkü boğazlar meselesi mühim. Bak neymiş? Şunu söyleyeyim. Kendisi olduğunu, kendinden olduğunu inanırsa içindekileri öldürmek için intihar etmeye kalkar. Mesela içimizde intihar etmek isteyen taraf var. Hayır diyen var. Karar mekanizması 3 tane. Bu. Şimdi içimizde dö deme. Vur. Verme. Vur ağzına. Hayır ya. 2 tane farklı ses duyacaksın. Hatta bunu bilmeyen insan, 3 tane olduğunu bilmeyen bir insanın kendi yakınına veya Allah'ına, peygamberine galiz tabirler çıkar. İçinden sesler kaynar. Ona zarar, o ben zannettiği için onu susturmak adına intihar etmeye çalışır. İntihar etmek, etmek isteyenler, intihar edenler, intihar etmek için değil, içeridekini öldürmek içindir. Onu bilmiyor ama. Ona delilim nedir? İntihar ettiği zaman, atladığı zaman niye yaşamak için direniyor peki? Niye suya atlayınca inmiyor aşağı, hemen çabalıyor? Hemen ölmüyor. Niye? İntihar ediyor mesela, kapıya vuruyor, beni alın. İlaç içiyor, ona buna telefon ediyor, ilaç içtim diyor. Ha niye? Sebebi şu, intihar etmek için intihar etmiyor. İçeride susturamadığı, engelleyemediği birisi var. Ona zarar vermek istiyor. O da ben zannediyor. Sen dedi ama sen değilsin. Şu binada oturuyoruz, kaç kişiyiz? Şu yukarısı. Ya bu binada birisi attı başka bir yere. Karşıki taraftaki olan o binadan attı ama kim attı? İşte diyor ki, içeride var olan öldürmek için intihar etmeye kalkar. İntihar etmeye kalkanların hepsi kurtulmak için çırpınıp dururlar. O zaman fark eder ki içimdeki ben değilim. Çırpınıyor ya, ha beni intihar ettiren ben değildim. O sıkıntı işte beni suya attı, köprüden attı. O direnen, bağıran bu kendisi, o öldürtmek isteyen içindeki. İnsan kendisine kendisine zarar verir mi? Vermez. Bana niye intihar ettiriyor? O sen değilsin. Sende var. Onun adı nefistir, şeytandır. Bitireyim cümleyi. O zaman fark eder ki içimdeki ben değilim. Kendi vücuduna sahiplenmek şöyle böyle olursa diye endişe olmasın. Yani kendine sahiplenme. Bu bedende 3 kişi var. 3'ü ayrı bir ahlaktır, ayrı bir şahsiyettir. Endişe etme. Mesela kin nefret var abi olmama. Bu adam. Hayır. Hangisi adam? Sen de ona göre davranırsın. Kendine fatura kesmezsin. Tekrar Miraç geceniz mübarek olsun. İnşallah. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.